Başkent'ten Ankara Spor Salonu'ndan karşınızdayız yeniden. Evet, kongreye dair, kongreyle ilgili mesajları paylaşacağız, süreci değerlendireceğiz ve çok kıymetli bir konuğumuz var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim mesajları dinledik, süreci de yeni bir kadro, onu dinledik. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanının değişim, yenilik diye yola çıkıldı. Hep yeni, hep ileri sloganıyla yapıldı bu kongre. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Süreci nasıl okumalıyız? Önemli bir kongre. Yani AK Parti'nin bugüne kadar 7 olağan, 4 de olağanüstü kongresi oldu. Yok, 11 kongre geride kaldı. Yani bu kongredeki coşku, tabii her kongrenin kendi coşkusu ayrı bir özelliği vardı ama bu kongrede ben biraz daha fazla coşku gördüm. Yani özellikle salon dışında bir miting oluştu. Yani çok büyük bir kalabalık vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle orada hitaplarını yaptı. Salon da sabahın çok erken saatlerinden itibaren dolmuştu. Hala tribünlerden gitmeyen var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız oy kullanmaya gitti. Konuşması bittiği halde salonu terk etmediler. Yani salondaki havaya baktığımız zaman coşku çok önemliydi. Heyecan, sanki yeni kurulmuş, yeni iktidara gelmiş, büyük bir ilk günkü aşk dediğimiz atmosferi bugün görmüş olduk. Ve katılım, özellikle yurt dışından katılımlar da vardı. Yoğun bir katılım vardı. Bir demokrasi şölenini bugün görmüş olduk, yaşamış olduk. Tabii Cumhurbaşkanımızın mesajları çok önemliydi. Yani sürekli değişimi savunması, yeniliği savunması ve bunu özellikle Merkez Karar Yönetim Kurulu listesinde de gördük. Tecrübelilerle, yeni katılımlarla Türkiye'yi temsil eden, her meslek grubundan kişilerin temsil edildiği, bölgesel dağılıma dikkat edildiğini görüyoruz. Özellikle tecrübeyle gençleşmenin bir arada oluşturulduğunu görüyoruz. Bu hep yapıldı bugüne kadar. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle değişimi yönetme noktasındaki liderliği tartışmasız. Bu parlamentonun yapısında da gerçekleşiyor. Evet, milletvekili. Yani hiç kimse bu değişim süreçlerinde küsme, darılma, sandalyelerin uçuşması söz konusu değil. Diğer siyasi partilerde, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde gördüğümüz manzaralar burada yok. Bir bayrak değişimi yapılıyor. Bir bayrak değişimi. Ve hiç kimse buna darılmıyor, alınmıyor. Ki o bayrak değişimi, daha önceki kongrelerde bayrağı birisine devrettiğimiz, bu sefer aynı bayrağı arkadaşından tekrar alıp devam ediyor. Dolayısıyla sonra geriden devrediyor. Tekrar devrediyor. Yani bu milletvekillerinde de böyle. Bakıyorsunuz 23. dönemde milletvekili, sonrasında hiç milletvekili olmamış, 28'de tekrar oluyor. Yani bu değişimi iyi yöneten bir parti. Ki düşünürsek seçimlerden sonra seçim kazanan kadrolar, şimdi yeni kadrolar yerel seçim hazırlıklarıyla yoğun olacak. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Cumhurbaşkanı'nın mesajları üzerinden gitmek istiyorum. Anayasa konusu. Siz dün de bahsettiniz, hatta iş tüzük konusunu da gündeme getirdiniz. Sivil anayasa hazırlıkları var. Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasının başında zaten demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasa hedefinden bahsederek konuşmasına başladı. Özellikle 21 yılı bir özetledi. Yani muhalefetin şöyle bir 21 yıla bakması lazım. Neden bu milletin AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı, Erdoğan'ı neden sürekli desteklediğini, her seçimde destek verdiğini, muhalefetin artık anlaması gerektiğini ifade etti ve 21 yıl boyunca gerek demokratikleşme alanında, gerek insan hakları alanında, gerek adalet anlamında ve gerekse Türkiye'nin kalkınması, enerji bağımsızlığı, savunma sanayindeki bağımsızlık ve diğer dünya projelerinin hayata geçmesi anlamında nasıl bir ilerleme gösterdiğini ve terörle mücadeledeki kararlılık, özellikle dış politikadaki etkin, adaletli bir dış politikayla Türkiye ekseninin inşası sürecindeki gayretler ve dünyada barışı, huzuru, hakkaniyeti, adaleti savunan bir etkili dış politikanın nasıl yürütüldüğünü, tüm bunlara bakın ve bu milletin neden AK Parti'yi, neden Cumhur İttifakı'nı, neden Erdoğan'ı desteklediğini görürsünüz dedi. Dolayısıyla muhalefet şöyle geçtiğimiz 21 yıla bakması lazım. Zaten AK Parti'nin kuruluş serüvenine baktığımız zaman bir siyasi mühendislik neticesinde kurulmadı.
Yani AK Parti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2001'de bu partiyi kurarken arkadaşlarıyla beraber ya bir parti kuralım da millete gidelim, milletten oy isteyelim şeklinde değil. Milletin talebiyle kuruldu. Özellikle 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin yol açtığı krizlerden kurtulmak istedi milletimiz. Yani biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmek isterken Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı fikrini ortaya attığında boşuna atmadı. Geçmişte de bu sistemi, başkanlık sistemini bütün siyasi liderler, özellikle sağ gelenekten gelen siyasi liderlerin hepsi savundu. Demirel'de, rahmetli Özal'da, rahmetli Türkeş'te hepsi başkanlık sisteminin milletimize daha uygun bir yönetim şekli olduğunu ifade ettiler. Şimdi 90'lı yıllar boyunca parlamenter sistemin çektiği sıkıntıları unutmadık. O dönemdeki faili meçhulleri, özgürlük kısıtlamalarını, bir buçuk yılda bir değişen hükümetleri ve bu hükümetlerin değişmesi nedeniyle oluşan siyasi krizlerin tetiklediği ekonomik krizleri ve sonrasında azdırılan terör olaylarını ve 28 Şubatları, tüm bu sıkıntılardan kurtulmak isteyen milletimiz bir çıkış yolu aradı ve 2001'de başlattığı süreci, 2002'de AK Parti'yi tek başına iktidar yaptı ve geldiğimiz noktada ve Cumhur İttifakı ile devam eden bir süreç söz konusu ve özellikle Türkiye yüzyılının inşası süreci başladı. Yani Cumhuriyetimizin yüzyılının üzerine bir 21 yıllık AK Parti, son 5 yılında Cumhur İttifakı ve bundan sonraki süreçte de inşallah Türkiye yüzyılının inşasını gerçekleştireceğiz. Tabii bu inşa sürecinde bahsettiğiniz yeni anayasa hedefi önemli. Anayasa en üst metin, yani vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini belirleyen, devletin de görevlerini belirleyen önemli bir metin. Bu anayasa darbecilerin yaptığı bir anayasa. Tabii süreç içerisinde çok önemli değişiklikler yaptık. 2017'de yaptığımız yönetim reformu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlemesi, yani doğrudan demokrasi, cumhuriyet rejimini güçlendiren bir yönetim şeklini anayasamızda milletimizin desteğiyle başardık. Yargı birliğinin sağlanması anlamında da önemli ilerlemeler oldu. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısıyla, Anayasa Mahkemesi'nin yapısıyla, kadın hakları, çocuk hakları, tüm bunlar özellikle darbecilerin yargılanabilmesine yönelik düzenlemeler, sıkı yönetimin kaldırılmasına yönelik düzenlemeler, anayasamızda vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik önemli girişimlerimiz oldu, reformlarımız oldu. Ama bu tabii anayasanın vesayetçi ruhtan arındırılmasını sağlayamaz, sağlayamadı. Sadece onların yapmış olması bile değiştirilmesi için önemli bir gerekçedir. Dolayısıyla yeni yüzyıla girerken inşallah mecliste bir uzlaşma sağlanır. Ama bu noktada siz tam da dediniz ki cumhuriyet rejimini güçlendiren bir anayasa dediniz. Muhalefetin bu konudaki tavrı ilk günden beri, meclis açılalı bir hafta oldu, daha geçtiğimiz pazar açıldı, yine kapıları kapatmış görünüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ya da neden? Yani şöyle, yani kapıları kapatması maalesef bu siyaset tarzıyla bir yere varılamayacağını bir öğrenseler zaten seçimlerde başarılı olacak. Yani maalesef böyle bir yanlış bir politika. Niye kapıları kapatmanın, yani bir başlayalım, bir görüşelim. Yani bir usulde bir anlaşalım. Yani esasa girmeden önce bir nasıl yaparız, bir konuşalım. Yani bu millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği milletvekillerinden anlaşmayı, uzlaşmayı bekler. Kavga edilmesini istemez. Dolayısıyla ilk dört madde dışında her şey konuşulabilir. Yani neticede değişmez maddelerin dışındaki maddelerle ilgili herkes görüşlerini ifade eder. Sadece mecliste bulunan siyasi partilerimiz değil, meclis dışındaki partiler de var. Yine sivil toplum kuruluşlarımız var. Barolarımız var. Geniş bir odalar var. Üniversiteler var. Vatandaşlarımızın görüşleri var. Tüm bunları topyekün alıp, önceki müktesebat da var. Önceden de yine görüşler alındı. Önceki yasama dönemlerinde kurulan uzlaşma komisyonlarının ortaya çıkardığı metinler var. Yani oturup özellikle meclis başkanlığımızın tabii koordinatöründe olacak. Bir randevu alındı mı CHP'den efendim, bir son gelişme olarak?
yani bir görüşme teması? Bir görüşme teması elbette ki olur. Yani çünkü yeni anayasa hedefinde biz kararlıyız. Bu anlamda tabii ki ilk görüşmeler meclis başkanımızın siyasi parti genel başkanlarıyla olacaktır. Bu görüşmeler neticesinde ben şunu söyleyebilirim. Hiç kimse ilk etapta biz yeni demokratik anayasaya karşıyız diyemez, demezler. Biz de varız derler. O zaman varsanız buyurun bir usulle ilgili bir oturalım konuşalım diyerek işe başlanılabilir. Burada uzlaşmaz bir tavır sergileyecek olan liderler varsa, partiler varsa milletimiz bunu not eder. Dolayısıyla bu milletimize olan borcumuzdur. Bu borcu yerine getirmek de meclisin görevidir. İnşallah meclis bu görevini 28. yasama döneminde gerçekleştirir. Terörle mücadeleden devam etmek isterim efendim. Zira Danıştay'da siz de vardınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Önemli bir mesajı oldu, benim de çok dikkatimi çekti. Asıl terörle mücadelemiz bizim kravatlı FETÖ'cülerle, teröristlerle dedi. Asıl mücadelemiz bunlarla ifadesini de kullandı. Tezkereler gelecek haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine. Bir yandan da hava harekatı devam ediyor Suriye'de, terörle mücadele operasyonu. Siz bu noktada tezkerelere hayır demiştiniz hatırlarsanız. Evet, bu noktadan nasıl bir tutum bekliyorsunuz muhalefetten terörle mücadele noktasında? Yani terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermemiz mümkün değil. Gerek sahada gerekse terörün arka planını ve terörün destekçilerini önleme anlamında. Yok etme anlamında ve bu anlamdaki kararlılığımız da sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir gece ansızın gelebiliriz derken bunu laf olsun diye söylemiyor. Ve güneyimizde kurulmak istenen bir terör devletine nasıl müsaade etmediğimiz ortada. Yani 2013 yılından, 2012 yılından bu yana özellikle Suriye'nin parçalanmak istenmesi sürecinden itibaren zaten maksat da buydu. Suriye'yi parçalayıp kuzeyde bir PKK-PYD terör devletini kurdurmak ve Türkiye'nin bölünmesine varacak bir süreci başlatmaktı. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanımız 2013 yılında meclis grup toplantısında hatırlıyorum. Size güneyimizde bir terör devleti kurdurtmayacağız dedikten sonra zaten başımıza ne geldiyse ondan sonra gelmeye başladı. İşte Gezi olayları bir kalkışma hareketiydi. Şimdi yargılama sürecine ben tanımam diyorsun. Nasıl oldu? Ziyaretler edildi. Evet, maalesef. Milletin gözü önünde bunlar cereyan ediyor. Ardından 17-25 Aralık FETÖ emniyet darbe girişimi, emniyet yargı darbe girişimi. Ardından terör olaylarının azdırılmasına yönelik çalışmalar ve sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişimi. Şimdi eğer bunlar gerçekleşseydi 15 Temmuz'da Türkiye'nin yönetimini devralabilselerdi uydu bir devlet olarak orada ne yapacaklardı? Terör devletine müsaade edeceklerdi. Yani böyle bir sürecin yani şöyle geçmiş hafızamız yani 10 yılı şöyle bir film şeridi gibi baktığımız zaman büyük fotoğrafı görmek mümkün. Millet de bunu görüyor zaten. Millet gördüğü için zaten sandıkta gereken cevabı veriyor. Yani biz beka meselesi derken bunu boşuna söylemiyoruz. Yani Türkiye'nin milli birlik meselesi vardı. Yani nasıl bir tehlikeli süreçten geçtiğimiz ortada ve bu süreçleri de milletimizin kahramanlığıyla aştık. Buna yargının da katkısı çok oldu. Özellikle hep darbecilerin yanında saf tutan bir yargı vardı geçmişte. Ama bu sefer darbeciyi yargılayan bir yargı söz konusu oldu. İşte bu yargıdan rahatsız Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu da açıkça belli ediyor sanırım. Bunu açıkça belli ediyor. Yani eskiden darbe mağdurlarını yargılayan, idam eden bir yargı sistemi varken bugün darbe mağdurlarının, milletin hakkını, hukukunu savunan, darbeciyi yargılayan bir yargı sistemi var. İşte bundan da maalesef rahatsızlar. Yani vesayetçi yargı anlayışı yerine milletin yargısı iş başında bunu hazmedemiyorlar maalesef. O nedenle özellikle terörle mücadele anlamındaki kararlılığımız bizim bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar vurgu yaptı. Evet. Bu anlamdaki kararlılıktan taviz vermek mümkün değil. Hem PKK'sı, PYD'si, FETÖ'sü, DHKPC'si ve terörün her türüyle DAEŞ'i hepsiyle kararlı bir mücadele edeceğiz. Milletimizin geleceği için, çocuklarımızın huzurlu bir ülkede, huzurlu bir geleceğe kavuşması anlamında bu mücadele bizim en büyük sorumluluğumuz. Bu sorumluluğu işte meclise gelecek olan tezkerelerde de tüm siyasi partilerimizden
elbette ki bekliyoruz. Terörle mücadele konusundaki samimiyetlerini de orada görmüş olacağız sanıyorum. Geçmişte ama gördük bu samimiyetsizlikleri maalesef. Hı-hı. İşte Suriye'de ne işimiz var diyerek hayır oyu kullandıklarını gördük. Doğu Akdeniz işgal edilmek üzereydi. Yani biz Libya ile mutabakat yaptığımızda oraya asker gönderme tezkeresiyle ilgili meclisin gündeme geldiğinde mecliste Libya'da ne işimiz var dediler. Yani onu yapmasaydık Doğu Akdeniz'de şu anda Abdülhamit Han gemisi yerine Fransız'ın, Amerika'nın evet gemileri doğalgaz arayacaktı, evet, petrol arayacaktı. Azerbaycan'daki işgali, 31 yıl süren işgali sonlandırmaya Azeri kardeşlerimize destek olduk. Evet. Yani o desteğe bile ne dediler? Yani Azerbaycan'a cihatçı gönderiyorsunuz, evet, diyebilirdiler. Yani Türkiye'nin şanssızlığı maalesef ana muhalefetin bu söylemleri. Ama biz istemeyiz Türkiye'nin muhalefeti böyle olmasın. Terör kartına sarılmak diye bir ifade kullanıldı. Ne kadar yani CHP sözcüsü tarafından bu son olaylardan sonra. Yani hem bu hem sınırın dışında hem içinde operasyonlar yürütülüyor. Terörle mücadelede büyük adımlar atılıyor. Tam o noktada Gezi davasından tutukların yanına, evet, gidiliyor, ziyarete gidiliyor. Şimdi tabii maalesef meclisteki pozisyonlarını da hep beraber görmüştük. Son seçimlerde de nasıl birlikte hareket ettiklerini hep beraber gördük. Biz terör kartına sarılmak değil, terörün kartını yırtıp atmanın mücadelesini veriyoruz. Onlar ise maalesef terörün siyasi uzantılarıyla aynı sandığa girmenin gayreti içerisindeler. Dolayısıyla her şey milletimizin gözü önünde. Bakın özellikle il ziyaretlerinde gördüğümüz manzara şu. Milletimiz gerçekten Türkiye yüzyılı hedefine kilitlenmiş vaziyette. Her türlü ekonomik sıkıntıların aşılacağını ve bunun Cumhur İttifakı'nın başarısıyla gerçekleşeceğini de millet biliyor ve Cumhurbaşkanımıza da güveniyor. Bu anlamda ekonomi yönetimimizin de önemli çalışmaları var önümüzdeki süreçte. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bugün yaptığı açıklamada emekli maaşlarıyla ilgili ve diğer düzenlemelerle alakalı ve inşallah önümüzdeki süreçte yerel seçimlerde de büyük bir zaferle Cumhur İttifakı inşallah çıkacak. Biz buna inanıyoruz ve milletimiz Türkiye yüzyılı hedefine kilitlenecek ve çocuklarımızın daha güvenli, terörden arınmış, temel hak ve özgürlüklerin standardı daha da yükselmiş, demokrasinin standardı yükselmiş, yine istikrarlı kalkınma hamlelerinden taviz vermeden enerjide bağımsız, savunma sanayinde güçlü bir ülkenin inşasına devam edeceğiz inşallah. Kongremiz de bugün onun göstergesiydi. Evet, hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun. Bugün ayrıca şey de vardı, şunu da hemen sormak istiyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajında adalete baksalar diye başladığı bir başlık vardı. Hakim ve savcı sayımızı 24 bine yaklaştırdığımızı, yargının yükünü azalttığımızı, adalet sisteminin altyapısını yenilediğimizi görecekler. Şimdi tabii onların rahatsız olduğu yargı şu: eğer siz bu ülkenin milli güvenliğine, kamu düzenine yönelik bir harekette bulunursanız yargı bundan hesap sormasın diyor. Hı hı. Hesap sorursa onlar için makbul bir yargı yok. Yargının içerisinde hatalı kararlar elbette ki olabilir. Zaten istinaf mahkemelerini biz bunun için kurduk, düzeltsinler diye. Yargıtay bunun için var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru bunun için var. Dolayısıyla Türkiye'de yargı bağımsızlığı noktasındaki eleştiriler maalesef kasıtlı. Neden kasıtlı? Çünkü eski vesayetçi anlayışa sahip yargı yok. Milletin adına karar veren bağımsız bir yargı var. Birilerinin arka bahçesi olan bir yargı yok. Yani geçmişte yargının kimilerinin arka bahçesi olduğunu bu millet çok iyi biliyor. Hatırlatmaya bile gerek yok. Şu kadar bin hakim aldım, kendi partimden mi almasaydım vesaire laflarını bu millet unutmadı. Dolayısıyla yargının bağımsız ve tarafsız olduğu, hukukun üstünlüğüne, hukuka güvenin daha da arttığı, adalete güvenin daha da arttığı, demokrasinin standartlarının daha da yükseldiği, kalkınma hamlelerinin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye inşasını inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, başkentteyiz. Dedik Ankara Spor Salonu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Sunucu ağırladık. Kısa bir aramız olacak, sonra tekrar burada olacağız.